Değerli seyirciler, şimdi bu gizli tanıklardan bir tanesi bizi bir isme yönlendirdi. Bu isim çok önemli çünkü nedenini açıklayacağım. Önce şu çiftlik evi tekrar bir gelsin ekrana. Bu çiftlik evinin Batuhan bir arkadaşının olduğunu, orada bir ahır var evet ama orada bir de ev var. İşte yani koltuk var, kanepe var falan filan. Demek istedi ki orası aslında terk edilmiş bir yer değil, yaşanılan da bir yer. Ben oraya daha önce gittim çünkü orası benim arkadaşımın. Peki dedik biz ona, sen Sude ile gittin mi oraya? Hayır. Peki Sude nasıl gitti o gece oraya? Kendi gitmiş. Nasıl bildi gitti? Bilmiyorum. Biliyormuş. Çünkü orası çok uzak bir saçma sapandı. Yani hiçbir tutarlılığı olmayan bir cümleydi bu. Şimdi bir röportaj getireceğim ekrana. Bu röportajın önemi şu. Arkadaşımın çiftliği dedi ya, biz oraya çok gittik dedi. Kaldık falan. Hani tamam, erkek erkeğe delikanlılar gitmişler. İşte bu çiftliğin sahibi bize dün gizli tanıklarımızdan biri bu isme yönlendirdi. Umutcan. Umutcan bize röportaj verdi. Önce röportajını izleyelim. Sonra canlı yayında sorularımızı cevaplandıracak. 4-5 kişi götürmüş aslında oraya. Bu ilk kaçırılma da Batuhan tek değil. Batuhan'ın yanında Umutcan diye bir çocuk. Bunlar Umutcan'ın şeyine gidiyorlar. Bir taneye gidiyorlar. Dünkü yayınımızdaki gizli tanığın iddiası sonrası ekibimiz Sude patlar kaybına karıştığı öne sürülen ve iddiaların odağındaki çiftlikte yaşayan Umutcan'a mikrofon uzattı. Peki sen Sude'yi ne kadar iyi tanıyorsun? Sude'yi ne kadar iyi tanıyorum? Hiç tanımıyorum. Yani Sude kaç yaşında bunu biliyor musun mesela? 16 yaşında olduğunu biliyor muydun? Yok, bilmiyordum. Bunu hiç bilmiyordum. Batuhan'ın dostluğu sadece iş ilişkisi mi? Aynen, sadece iş ilişkisi. Parasıyla bana biber getirdi. Başka bir şey yok dedi. Sude neden onun çiftliğine bırakıldı? Peki şimdi sence Umut, niye senin çiftliğine damına getirdi kardeşim Sude'yi? Size bu şekilde söyleyeyim. Onların gittiği köy bizim damın yolundan yakın. Ve ıssız olduğu için, gelip gördünüz zaten, ıssız olduğu için oradan geçiyormuş. Oradan geçerken Mithat arıyor bunu. İşte Batuhan neredesin Gülüm, seninle konuşacağım, işte kız kardeşim kayıp şu bu. Batuhan korkuyor. Korktuğu gibi zaten bu kızı git şu ileride bekle. O ileride bir çiftlik var, oraya gir. Zaten biz gittiğimizde o kız damın içinde değildi. Sude'nin yerini abilerine ben söyledim. Mahir ve Mithat geldiler yeni şehre. Bize baştan bunu söylemeyince bize ben de söz verdim. Senin kardeşini buluruz, sana getireceğiz diye. Ve kalkıp heykele gittik. Heykele gittik, çiğ köfte yemeye gittik. Batuhan da geldi. Ondan sonra yanımıza oturdu. Bana dedi ki Umut dedi, ben korkuyorum dedi. Dedim ki kardeşim dedim, sen niye korkuyorsun? Sen hiçbir şey olmuyorsa neye korkuyorsun dedim. Bana kalkıp dedi ki ben de ıssız bir yer bulamadım. Seni oraya bırakmak zorunda kaldım. Bu şekilde deyince ben de Batuhan'a iki tane vurmak zorunda kaldım. Zoruma gidince ben de iki tane vurdum. Ondan sonra Mithat'ı aradım. Dedim bak kardeşim dedim, ben kızı buldum. Gelin abisini falan alın, gelin gidelim kızı alalım. Biz gittik, kızı aldık. Abisini teslim ettim. Hakkındaki iddiaları yalanladı. Yalan yanlış hakkında konuşmasınlar. Bu gizli konuşan kız bence büyük ihtimalle yalan yanlış şeyler konuşuyor. Bana kalkmış demiş ki Umut bana anlatmış. Ve bu kız kimdir, neyin nesidir bilmiyorum. 16 yaşındaki Sude nerede? Bu kadar görgü tanığından sonra acaba Batuhan bunları nasıl yalanlayabilecek, ben inanamıyorum. Siz Umutcan'ı tanıyorsunuz. Çünkü o gün geliyor, diyor ki ben senin çiftliğine bıraktım ve korkuyorum. Çünkü birliktelerken arabada abiniz Mithat, kardeşin, erkek kardeşin herhalde arıyor. Diyor ki Batuhan kardeşim kayıp, senin yanında mı? Bu da hayır deyip korkuyor ve işte arkadaşı Umutcan'ın çiftliğine bırakıyor. Sonra da korktuğunu söylüyor. Bunun üzerine de Umutcan soruyor, niye korkuyorsun? İşte ben onu işte yanımdaydı, bıraktım oraya diyor ve çocuk iki tokat falan attım diyor yani. Şimdi Umutcan canlı yayında sorularımızı cevaplandıracak. Yanında da muhabirimiz Ilgaz var. Ilgaz merhaba. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar, sevgiler. Teşekkürler. Umutcan merhaba yavrum. Merhaba, iyi günler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Umutcan, bir kez de canlı yayında bunları senden duymak istiyorum. Sen Sude'yi tanımıyorsun ve hiç hayatında görmedin, öyle mi?
Yok, hiç görmedim. Bir tek işte o gün gördüm. Peki. Batuhan'la iş ama aynı zamanda bir arkadaşlığınız da var. Çünkü gelip senin bu çiftliğinde kalıyormuş. Kalmış, gelmiş yani. Ya, kalma nedeni bu şekil. Bana bir iki defa biber getirdi hayvanlar için. Hı. Biber getirdiği için hani arkadaş olduk ondan, tanıştık. İşte bir iki defa çayıra geldi, orada oturduk, kola mola içtik. Bu yani. Tanışma nedenimiz sadece bu kadar. Peki yavrum, grup halinde böyle 3-5 erkek arkadaşıyla gelip orada yemek yeme, kahve içme, çay içme, kız arkadaşlarını yok getirme, böyle şeyler oldu mu? Yok, bunlar hepsi yalan. Sadece bu çocuk yalan atıyor, başka da hiçbir şey yapmıyor. Bu bir tane dam dediğin kapalı ev gibi olan yer. Fakat aynen, orası bizim çobanların yeri. Ha, ama aynen, bir de bu senin Sude'nin bulunduğu yer vardı. Üstü açık, dört tarafı açık, hani böyle ahır ya da işte diyebileceğimiz bir yer. Orası evet. Şimdi senin evinin anahtarı, damın anahtarı Batuhan'da evet olmadığı için oraya mı bırakmış evet onu? Yok, bu şekilde söyleyeyim ben size. Biz zaten oraya gittiğimizde Mithat da vardı, kızın abisi. Hı. Onlar falan hepsi zaten gördü. Kız bizim damın içinde değildi. Hı. Yol boyundaydı. Biz gittiğimizde Mithat'ların bir tane kırmızı, büyük ihtimalle kız bu arabayı tanıdı. Tanıdığı hı gibi zaten Mithat bana dönüp dedi ki, Umut kız kaçıyor şu anda dedi. Gidecek bir yeri yok değil mi? Karanlık zaten, köpekler de var dedim. Hı. İlla burada yakalarız dedim. O an içeri, o etrafı kapalı üstü açık yere girdi. Orada çömeldi. Çömeldi, oradan gittik işte Mithat'tan. Aldık kızı, arabaya koyduk. Kızı kendi ellerime teslim ettim zaten. Sen bir de bu Batuhan'ın sana bu olayı itiraf ettiği anları bir de canlı yayında anlatır mısın yavrum? Bu şekilde oldu. Ben biber pazarı bizim çiftliğe yakın. Hı. Biber pazarına giderken Batuhan oradaydı. Hayırdır Batuhan, ne oldu, sen niye buradasın dedim. Saat kaçta bana kalktığı... oluyor yavrum bu? Saat kaç civarı? Ablacığım kaç civarları, hani yalan söylemeyeyim de saat 11-11.30 civarları bir şeydi. Gece. Tam net hatırlamıyorum. Ondan sonra işte bana dedi ki, benim Mithat'la Mahir aramış. Kız kardeşim sende mi dedi bana. Ben dedim ki sendeyse dedim git ver o zaman dedim Batuhan dedim. Salak salak hareketler yapma dedim. Yok, bu bende değil dedi. Hı. Ondan sonra baktım bu elini kolu titremeye başladı dedim, korktu. Hı. Bana dedi ki, Umut korkuyorum dedim. Mithat'la falan beni dövmesinler mi dedi. Hı. Ben de buna döndüm ki, oğlum dedim, senlik bir şey yoksa dedim, niye korkuyorsun sen dedim. Hı. Konuşursun giderler zaten dedim. Bu kadar kolay yani, korkmanın bir anlamı yok. Ondan sonra işte Mithat'la falan geldi. İşte orada toplandık biz. Bayağı bir kalabalık oldu. Zaten Batuhan'ın ondan sonra bize Mahir aradı. Abisi, kardeşini aradı. Abi dedi işte dedi, ablamın eline böyle böyle videolar geldi dedi. Bu videoları dedi, şimdi sana atacağım dedi. İzle dedi. Hı. Ondan sonra bize sorduk ne videosu. İşte Batuhan fotoğraflarını falan atmış herhalde. Hı. Zaten biz bunu duyduktan sonra herkes dağıldı. O ben videoları, fotoğrafları gördün mü sen? Yok, görmedik. Fotoğraflar falan gelmedi bize. Hı. Sadece söylendi bu. Hı hı. Ondan sonra işte Batuhan'ın bu hareketi yaptığından biz hani hepimiz dağıldık oradan. Dağıldık, biz heykele gittik. Heykelde çiğ köfteci var. Hı hı. Biz oraya oturduk. Batuhan da oraya geldi. Batuhan dedi, Umut dedi, ben de çok korkmaya başladım dedi. Bizim yanımızda arkadaşlar da vardı. Benim dediğimi aynı onlar da aynı şekilde söyledi. Korkma dedi, niye korkuyorsun ki dedi. Sen de değilse niye korkuyorsun dedi. Ondan sonra gelip bana dedi ki, Umut dedi işte dedi, ben de şeye götürecektim kızı. O depoları var onların köyde. Hı. Oraya götürecektim dedi. Aradılar bizi, yol boyundaydık dedi. Ben de o yol boyunda bıraktım. Döndüm buraya geldim dedi. Hı. Bana bu şekilde söylerken ben Batuhan'a iki tane vurdum zaten heykelde. Hı. Heykelde iki üç tane vurdum. Ondan sonra direkt Mithat'ı aradım. Mithat kardeşim, kız kardeşim dedim, bulundu. Gel dedim heykele. Batuhan'ı da alalım dedim. Gidip alalım o kızı dedim. Hı. Ondan sonra biz şeyler geldi, Mithat'lar geldi. Biz arabaya bindik. Biz çiftliğin oraya doğru yürüdük arabayla. Gittik. Ondan sonra işte Batuhan'a içeride bağırdı abilere. Bağırdı, çağırdı işte. Dedi, neden baştan yalan söyledin? Baştan yalan söylemesen işte dedi, bu olay bu kadar uzamazdı dedi. İşte bayağı bir bağırdı, çağırdı. Ondan sonra biz gittik. Biz gittiğimizde bizim köprü var orada. Hı hı. Yan taraf, karşı tarafa geçmek için. Onun az ilerisinde kız oradaydı. Ayakta duruyordu. Hı hı. Bekliyordu. Biz gittiğimizde işte büyük ihtimalle arabayı tanıdı. Tanıdığı için çiftliğin içine doğru kaçtı. Hı hı. Kaçarken zaten gittiğimizde orada eğilip oturuyordu. Abisine teslim ettim. Zaten abilere de benden teşekkür meşekkür etti işte Umut. Allah razı olsun. Senin böyle mi oldu? Ondan sonra zaten sen de orada olduğunu şeye doğru söylemiştin. Geldik. Tabii, okula tabii doğru geldik. Okulun orada ayrıldık. Ama kalabalıktı zaten. Yani böyle mi oldu? Yani Umutcan'ın anlattığı gibi mi oldu? Arabayı gördü, kaçtı. Mithat'lar, ve... Mithat'lar onlar benden önce gidip arkalarından ben giriyorum zaten.
Sen gittiğinde zaten orada zaten çünkü oradaydı. Kaçtığını Umut Can anlatıyor. Zaten oradaydı. Peki Umut Can, bu olaydan efendim? Sonra, o geceden sonra siz Batuhan'la bu konuyu konuştunuz mu? Sude ile ilgili ne söyledi? Sude ile ilgili bize hiçbir şey söylemedi. Çünkü niye hiçbir şey söylemedi? Size bu şekilde söyleyeyim. Abileri zaten çocuğu dövmüşler. Hı. Şey yapmışlardı. Bunlar geldi ertesi gün. Geldiler biz Batuhan Elegans orada oturduk. Batuhan geldi. Batuhan dedim hani bize bağırdık Batuhan'a çağırdık. Hatta dedik bu saatten sonra ne sen bizim yanımıza gel ne biz senin yanına. Yollarımızı hepsini ayaralım. Bu saatten sonra dedim benim çiftliğimin önünde de gezersen dedim o senin bacaklarını ben kırarım dedim. Ha. Bunu da emin ol dedim. Bunu da iki gün sonra gidip karakola zaten ablası da oradaydı. Kızın ablası karakoldaydı. Ben gittim zaten bütün bildiğimi karakola da anlattım zaten. Hepsini tek tek şu an anlattığım gibi hepsini tek tek karakola polislere de söyledim yani emniyete de söyledim. Ya şimdi bu çocuk gidiyor her şeyi konuşuyor, ifadesini veriyor. Evet. Ve Batuhan yayına çıkıyor. Gözümüzün içine baka baka diyor ki ben götürmedim. O kendi gitti. Ya insan nasıl bu kadar rahat yalan söyleyebilir? Ben anlayamıyorum ya. İfade o var. Yazılı, imzalı ifadesi var. Olayın birinci derecede görgü tanığı. Gidip kızı alan aileyle beraber Umutcan diye bir çocuk var. Buna rağmen bu kadar rahat yalan söyleyebilen bir insandan ben her söylediğinden şüphe duyarım. Tabii. Her söylediğinden. Bunu, işte biz de öyleyiz. Evet. Bunu açıklayabilir miyim? Evet. Bunun iftira atması nedeni bu. Annesi geçen hafta bize söyledi. Biz, yanımıza geldi annesi. Bize bağırdı, çağırdı işte siz nasıl arkadaşsınız? Hani Umut sen herkesi tanıyorsun, biliyorsun. Burada sağlamsın. Niye Mithat'lara benim oğlumu verdin, teslim ettin? Ben de işte annesine dedim ki yenge dedim benim de böyle bir bacım var. Benim de 16-17 yaşında kız kardeşim var dedim. Ablam var dedim. Amcamın kızları var dedim. Benim de başıma gelse dedim ben de yaparım. Hadi dua etsin ki dedim Mithat'tan Mahir dedim. Benim çocukluk arkadaşım zaten. Bunu hepsi biliyorlar. Kızın ailesi hepsi biliyor. Benim çocukluk arkadaşım. Evimize gelmiş gitmişimiz var. Oturup kalkmışımız var. Ben dedim ki ben bunları tanıdığım kadar zaten dedim. Adamlar gene vicdanlarını yap. Yani anne diyor ki benim oğlumu, onun oğlu kıymetli. Bu taraftaki kız kıymetli değil aynen. Yani. Aynen öyle. Burada aynen. 16 yaşında bir kız bir çiftlikte bırakılmış. Bu arada şunu söyleyeyim. Batuhan'ın annesi bize anlatırken röportajda yani telefonda dedi ki sabah erken bir saatte ya da öğlen neyse geldi dedi. Ben onu gönderdim dedi. Bu olaylar gece 23 civarında oluyor. Anlaşılan o ki bütün gün boyunca Batuhan'la Sude beraberdi. Araba, kendi arabası mı var bu Batuhan'ın Umutcan? Kendisine ait arabası yok. Bir tane taksi annesinin var. Babasının var. Anladım. Yani bu çocukla bu Sude diyor ya ben onu bütün gün görmedim. O işte geldi yanımıza ama ben gönderdim onu. Hayır bütün gün arabanla gezdirdin. Oraya buraya nerelere gittinizse artık. En son gece 23 civarında Mithat abisi arayıp sen tabii korktuğun için yani bunu yapabilecek zaten kapasiten yok senin. Ama ne yaptın? Evet. Bir şey yapmaya çalıştın kendi kendine. Birden korktun. Evet. Bunun üzerine de yapabileceğin bir erkeğin yapabileceği en kötü şeyi yaptın. Gece yarısı orada orası Umutcan gördüğüm kadarıyla ıssız bir yer. O saatte yaşayan bir şey yok orada doğru mu? Yaşayan bir şey yok değil aslında var. Orada bizim çobanlar var. Gece hayvan güdenler de var. Tamam şehir ama... Şehir değil ama yani. Şehir değil. Hayır yani şehrin göbeği değil. O kız oradan bir taksi bulamaz. Beni bir yere şehre götürün diyemez. Doğru mu? Yok. Zaten bizim çiftliğin olduğu yer şey olarak geçmiyor. Hani bir ismi yok. Sadece tarif olarak gidebilir. İşte bu. Öteki türlü taksiye binip de beni şuraya götür diyemez. Yani bir erkeğin yapmaması gereken bir şeyi yapıp korkudan oraya bıraktın o kızı. Sonra da aynen. Çıkıp yayınlarda gözümüzün içine baka baka ben götürmedim, ben bırakmadım, o kendi gitti gibi yalanlara başvurdum. Daha önce aynen. Umutcan, Sude ile hiç acaba senin bir haberin olmadan bu Batuhan Sude'yi o çiftliğe götürmüş olabilir mi? Yok götüremez. Götüremesinin nedenini de bu şekilde sana söyleyeyim ablacığım. Ailem hep orada oluyor gündüz. Heh. Anladım. Oradayız. Çünkü bizim orada hayvanlarımız var. Ablalar falan da gelince hepsi gördü zaten. Hayvanları falan da gördüler. Şey yaptım gösterdim. Hı hı. Bizim orada hayvanlarımız var. Artı sadece benim orada çiftliğim yok. Orada nereden bakarsanız bir 50-60 tane yakın çiftlik var. Onu yapamaz. Anladım. Yani
Şimdi sen bu ifadeni zaten verdin emniyette, doğru mu? Aynen verdim. Kızın ablası şu an orada oldu. Abla da biliyor. O da oradaydı benim ifadeyi. Pelin de biliyor. Dolayısıyla aynen, karşımıza çıkıp biz işte götürmedik, biz öyle yapmadık. Anne diyor ki sabah geldi, ben onu gönderdim. Göndermedin. Gönderdin belki ama onlar bütün gün Batuhan'la beraberlerdi. Ve bu, onu bilemem. Ben bunu genel olarak söylüyorum. Çünkü bütün gün beraber olmasalar gecenin 23'ünde kendi depolarına götürecekti diyorsun ya. O depo aynen, nasıl bir yer, nasıl bir yerde? Ne deposu Umutcan? Bu nasıl bir depo? Bir şekilde söyleyeyim. Biber deposu. Biber alışverişi yapıyorlar orada. Bu da depoları yok aslında. Babası orada bir çalışan. Bu da orada kantarda bekleyen biri Batuhan. Evet. Kantarda bekliyor. Hani gelen biberlerin tonajını falan adamlara veriyor. Yani size o şekilde söyleyeyim. Kendine ait bir deposu yok. Peki gece 23'te aramasaydı evet, Mithat. Kendi o depoya gitselerdi. Orası nasıl evet, bir yer? Issız bir yer mi? Kimse var mı? Issız bir yer dediğim bu şekil. Kimse var mı yok mu ben o saatlerde bilemem. Çünkü oraya gelip gitmediğim için. Normal çalışan. Orada yaklaşık bir 50-60 tane işçi var. Yani onların arasına götürecekti 16 yaşındaki kızı utanmadan. Şimdi ben annesine söylüyorum. Kız çocuklarım var dedin ya. Şu anda oğlunla ilgili dinleme bu yayını. Kızlarınla ilgili dinle. Yani empati yap demek istiyorum. 16 yaşındaki kızını... Senin bir tane oğlan oradan oraya, oradan oraya, depoya, işçilerin çalıştığı yere, efendim ne yediği belirsiz bir yere, ne yediği belirsiz bir çiftliğe götürse, bıraksa. Bunlar polis artık emniyet ifadelerinde var olduğu için de çok rahatlıkla konuşabiliyorum. Bunlar çünkü iddia değil. O yüzden böyle olsaydı sen hala oğlumu Mithat'lara nasıl yani söyledin, onun adını verdin gibi. Senin oğlun mu daha kıymetli? Yoksa 16 yaşında kız, senin oğlun sana kıymetli. Ama bir anne, bir kadın olarak oğlum 16 yaşındaki kızı sen oradan oraya nasıl gezdirirsin diye bir kere oğluna bunu söylemelisin sen yani. Bırak onu korumayı, söylemelisin. Peki Umutcan, çok önemli bir şey soracağım sana. Bu Batuhan'la ilgili bazı iddialar var. Daha önce evet, benzer bir olaydan dolayı cezaevine girdiğine, 1,5 yıl ceza aldığına ilişkin. Bununla ilgili bir şey duydun mu? Ablacığım bundan yanlış isem tam net hatırlamıyorum da 3-4 yıl önce zaten Yenişehir'de 45-50 kişi yakalandı bu olay yüzünden. Aynen zaten içeride daha hepsi içerideler. Bir 2-3 kişi salınmış. İşte aynen Batuhan da var. Beraat ettim diyor. Demek yargılaması devam ediyor hala Batuhan. Demek onu net bilmiyorum. Yargılaması devam ediyor. Peki yavrum ediyor. Onu tam 45 kişi dediğin birkaç... kızdan mı bahsediyoruz, bir tane kızla ilgili? Yok, bir tane kız diye tahmin ediyorum, biliyorum net bu şekilde biliyorum. Yaşları büyük olanlar var, 40-45 yaşında da var, 20 var, 17-18 yaşındaki çocuklar da var. Hani bayağı bir kalabalık var, yakalananlar bunlar. İşte Batuhan çıktı, bu 16 ay yattı diye biliyorum. Batuhan'ın yaş küçüklüğünden çıkmış. Tabii. Yani 18 yaşından küçük olduğu için tahliye edilmiştir ama yargılaması devam ediyor. Peki tutuyor. Yani zaten 35-40 kişi, 40-45 kişinin olduğu genç bir kızın istismara uğradığı bir ortamda Batuhan niye varmış ki o zaman? Eğer arkadaş kurbanıysa niye oradaymış o zaman? Hani diyor ya ben sütten çıkmış ak kaşığım. Niye buradaki Ahmet, Mehmet sen yoktun da o vardı? Evet. Öyle mi? Tabii. Niye? Peki yavrum bu kızla ilgili, bu zavallı kızla ilgili çok vahim bir şey duyduk biz. Yani bu evet, olay evet, tabii ki çok büyük ve kaldırılabilir bir şey değil. Bu kızın canına kıydığına ilişkin bir şey duyduk. Bundan haberin var mı? Yok ablacığım, bundan hiçbir haberim yok. Sadece bir de işte, bir iki gün öncesi falan Bursa'da Kestel'de değil mi? Tam net hatırlamıyorum da. Orada görülmüş diye bir haber geldi. Bunu da Batuhan bizim bir arkadaşa söylüyor. İşte bulunmuş diye. Biz zaten abisini aradık Mahir'e. Hangi kızla Mahir'e ilgili? Hayır. Şu anki kayıp. Hayır Sude yavrum için. Ben Sude'den bahsetmiyorum şu anda. Ah, pardon. Daha önce bu 3-4 yıl önce bu olaya adı karışmış ya 40-45 kişi. Halen cezaevinde evet, olanlar var. Orada mağdur bir kız var. O kızla ilgili anladım, bir haberin var mı? Bu kızdan bir haberim var mı bu şekil? Tam net bilmiyorum. Ölmedi. Sadece öldü diye şu an burada duyuyorum.
Yani... Ölmedi diye öyle bir şu anda söylentiler var zaten. Şu anda sıçıp çekip söyleyeyim. İnternet üzerinde zaten şu an paylaşıyor. Ölmediler diyor. Peki. Çoğu insan ölmedi diyor. Yaşıyorsa ailesini bile tabii ki yaşayan bir ölü haline getirdiler. Çok korkunç bir olay. Çok büyük bir skandal. Evet. Acaba o kızı kim bulu oraya götürmüştü? Batuhan mı götürmüştü? Veya bir bilginiz var mı kimin götürdüğüne? Ya büyük ihtimalle Batuhan götürdü diye tahmin ediyorum. Şimdi bir şey diyemem çünkü gözden görmedim. Ben o saatlerde babamın yanına gidiyordum, biber pazarına gidiyordum. O yüzden tam net olarak bilmiyorum. Peki. Yavrum... Ben kendi işimi gücümü yapıyorum. Kendi işte hayvanlarım var. Abla da biliyor zaten. Bir de... Mithatlar, Mahiller hepsi biliyor bunu. Evet. Abladan konuşuyorum, şey yapıyorum. Umut. Hani, bilmiyorum, ben bu işin içinde değilim zaten. Umutcan şöyle bir daha önce, iddia da var. Sicilime mücilime de bakabilirsin. Sicilim filan hepsi temiz. Hiçbir şey daha yapmamışım. Batuhan'la ilgili şöyle bir iddia var. Batuhan'la ilgili yani bunun dışında yani Batuhan ve ne bileyim hani gizli tanığımız söylediği için söylüyorum. Annesinin veyahut da çevresinin, kardeşlerinin bu tarz böyle küçük yaştaki çocukları, kızları kandırıp bir şekilde suçta kullandıkları iddiası. Bu sorunun cevabını pazartesiye bırakalım.